1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolu göründü. Temeli 18 Mart 2017 tarihinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan köprünün inşasında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Tabliye bloklarının montajının ardından Çanakkale Köprüsü'nün yolu da görünmeye başlandı. Köprünün bağlantı yolu üzerindeki Yürüce Köyü mevkiine vatandaşların araç geçiş sırasında gürültüden etkilenmemeleri için çevreci ses bariyerleri yerleştirildi. Birçok yönüyle simgelerin köprüsü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü aynı zamanda çevreye de çok duyarlı olacak. Gerek aydınlatma sistemleri gerekse habitatla birlikte ekolojik dengeleri bozmayacak hassasiyet gösterilen köprünün çalışmaları çevre duyarlılığına uygun bir şekilde devam ettiriliyor. Geri dönüşümlü malzemeden yapılan ses bariyerleri yerli üretim olmasıyla dikkat çekiyor. Köprü inşaatı doğal ve ekolojik denge gözetilerek sürdürülüyor. Köprünün mega blok tabliyelerinden toplam 87 tane olacak. 3 giriş, 3 giriş olarak kullanılan tabliyelerin 33.sü montajı bitti. Artık geriye köprünün diğer tabliyeleri kaldı ve nereye kadar yakada çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor. Köprü aydınlatması da doğayla uyumlu olarak tasarlandı. İçinde yer aldığı otoyol projesindeki ses bariyer duvarları da montaj çalışmaları devam ediyor. Hem karayoluyla, otoyoluyla hem de inşaatıyla 1915 Çanakkale Köprüsü dünyada örnek bir proje olacak. Çanakkale Boğazı'nda Avrupa ve Asya kıtalarını birbirine bağlayacak köprü, 318 metrelik yüksekliğiyle dünyanın en büyük asma köprüsü unvanına da sahip. Kuleler arasındaki orta açıklık mesafesi ise Cumhuriyet'in 100. kuruluş yılına atfen 2023 metre. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 8 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.